deprem gibi bir tanımlama böyle bir durum için yapılamaz, çok abartılı bir şey olur. Biz sonuç olarak daha düne kadar birlikte siyaset yaptığımız ve demokratik Türkiye mücadelesinde birlikte emek verdiğimiz arkadaşlarımızla şu anda ayrı düşmüş olmaktan dolayı elbette memnun değiliz. Bu sevinilecek bir durum değil veya giderlerse gitsinler noktasında değiliz elbette. Ama Türkiye'nin genel siyasi tablosuna bakarsanız, Türkiye'de aslında özellikle bu otokratik rejime karşı, giderek diktatörleşen rejime karşı, anayasa tanımayan, mevcut anayasaya dahi uymayan, keyfi saray rejimine karşı Türkiye'de geniş kesimlerde, siyasi yelpazenin geniş alanında bir birleşme, yan yana gelme ve Türkiye'yi tekrar o demokratik sistemin içerisine döndürebilme adına bir çaba söz konusu, bir mücadele söz konusu. Şimdi böyle bir mücadele var iken buralarda küçük de olsa ayrışmaların nihayetinde bu mücadeleye katkı vermeyeceği ortada. Dolayısıyla biz elbette herkesin yan yana geleceği, herkesin demokratik, hukuk devleti niteliğine dönmüş, mahkemelerinin yargı yerlerinin adalet dağıttığı, insanların ifade hürriyeti dahil birçok hürriyetini rahatlıkla kullanabildiği, basının özgür olduğu, iktidarın hesap verebildiği, şeffaf olduğu, Sayıştay'ın gerçekten Sayıştay gibi çalıştığı, Anayasa Mahkemesi'nin gerçekten bağımsız çalıştığı, mahkemelerin bağımsız karar verebildiği ve Türkiye'nin kaynaklarının 83 milyon için dağıtıldığı, keyfi hiçbir işlemin yapılmadığı, yapılan işlemlerin halkın denetiminde olduğu, meclisin güçlü olduğu, siyasi iktidarın meclise karşı sorumlu olduğu bir tekrar düzeni kurmak istiyoruz. Peki, anayasal Burak düzeni Bey, ve biraz kısa kısa fiilen. sorular Dolayısıyla, sormak istiyorum size. Yani şimdi evet, Muharrem yani biz İnce'nin... bu mücadelede büyümek istiyoruz. Peki. Şimdi Muharrem İnce'nin istifa konuşması çarpıcıydı. Biraz buna dair bir iki kısa kısa sorular sormak istiyorum. Aslında ben bu programda konuşma sürelerini beşer dakika tutuyorum. Ama CHP'yi ilgilendirdiği için size bir iki çok kısa soru soracağım yine sürenin içerisinde. Şimdi dedi ki CHP ideolojik savrulmalar yaşamaktadır. Parti tabanıyla üyeler arasında derin bir uçurum oluşmuştur. Bugün yol ayrımındayım. CHP Atatürk'ün partisi olmaktan çıkmıştır. Artık bir tabela partisidir. ABD'den demokrasi dilenenlerden yollarımı ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip de Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cülerle, Soros'cularla yollarımı ayırıyorum. Ne dersiniz bu eleştirilerine? Şöyle, yani hepsine birden söylemiş olayım. Bu eleştirileri doğrusu yerinde bulmak, doğru bulmak mümkün değil. Tabii böyle televizyon ekranları önünden daha düne kadar partimizin önemli bir üyesi olan bir siyasetçiyle bir polemiğe girmeyi de doğrusu gerekli ve doğru da bulmuyorum. Ama bu söylediğiniz her bir alt başlık için saatlerce tartışılabilir. Daha önce de buna benzer eleştiriler olmuştu. Ama şunun bilinmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi her zamanki gibi cumhuriyeti, cumhuriyet değerlerini savunmak konusunda ve cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak konusunda büyük bir kararlılık içerisindedir ve öyle bir ideolojik savrulma, bırakın savrulmayı, dimdik ayaktadır. Çınar kökleriyle, yapraklarıyla, dallarıyla sapa sağlamdır ve Türkiye'nin geleceğine de umut vermektedir. Dolayısıyla bu çınarı genişletmek, büyütmek, bu çınarın mücadelesine katkı verecek diğer bileşenlerle yan yana gelerek Türkiye'nin aydınlık geleceğini birlikte kurmak gibi bir derdimiz var. Dolayısıyla o eleştirileri ben doğrusu asla yerinde bulmam. Peki. Hemen Ankara'daki